Teknoloji Oku'dan herkese merhabalar. Bugün yine Türkiye'de oldukça merak edilen bir modelin incelemesiyle karşınızdayız. Bugünkü konuğumuz Poco X3 GT. İlk olarak kutunun içeriğiyle başlayalım arkadaşlar. Klasik olarak kutumuzun içeriğinden telefonumuz çıkıyor tabii ki. Ve burada çok önemli bir şey var. Tam 67 watt, şöyle yakından göstermek istiyorum. 67 watt hızlı şarj özelliği sunan bir adaptör çıkıyor kutumuzun içerisinden. Özellikle şu günlerde pek çok kutu içeriğinden adaptör bile çıkmadığını düşünürsek, burada Poco'nun 67 wattlık bir adaptör sunması bizlere gerçekten önemli bir olgu. Kutu içeriğimizde bir adet USB Type-C kablomuz bulunuyor arkadaşlar ve burada da bir adet kılıfımız geliyor. Yani ayrıyetten bir silikon kılıf vesaire almanıza gerek yok. Bu bilgiyi sizlerle hemen paylaşmış olalım. Şimdi gelelim bizim için en önemli olan kısma, yani telefonumuza. İlk olarak tasarımla başlayalım arkadaşlar. Poco zaten belli bir tasarım çizgisine sahip. Dolayısıyla bu modelinde de kendi tasarım dilini yine net bir şekilde gözler önüne seriyor. Burada delikli ekran tasarımıyla geldiğini görüyoruz telefonun. Telefonu kendimize tuttuğumuz zaman sağ tarafta ses açıp kapama ve power butonu, sol tarafta ise sim kart yuvasının olduğunu görüyoruz. Cihazı kendimize doğru çevirdiğimizde burada hayli gösterişli bir kamera ile karşılaşıyoruz. İlk baktığınızda böyle sanki 4 kamera varmış gibi görünebilir ama burada 3 adet kamera bulunuyor arkadaşlar. Yukarıdaki kameranın hemen sağ tarafına da bir adet flash ışığı yerleştirilmiş durumda. Alt tarafa geldiğimizde burada yatay olarak konumlandırılmış Poco logosunu görüyoruz ve şurada da telefonun nerede üretildiğine dair bilgiler var. Ama burada benim dikkat çekmek istediğim nokta telefonun arka kapak tasarımı arkadaşlar. Sanki böyle simli bir yüzey varmış gibi duruyor. Yani yakından baktığınızda sanki telefonun alt kısımlarına doğru, böyle kapağın alt kısımlarına doğru simler yerleştirilmiş gibi bir hava mevcut. Açıkçası ben şu zamana kadar pek çok cihaz inceledim fakat böyle bir tasarıma sahip kapağı ilk defa görüyorum. Burada gerçekten Poco'nun güzel bir iş çıkardığını söyleyebilirim sizlere. Gelelim telefonumuzun kullanımına arkadaşlar. Cihaz ele tam olarak oturuyor. Bunu size söyleyebilirim. Yani rahat bir şekilde ister sağ ister sol elinizle tek elle kullanma imkanı sunuyor size. Parmağınız gördüğünüz gibi her yere erişebiliyor ki benim ellerim o kadar büyük olmamasına rağmen her yere rahat bir şekilde erişebiliyorsunuz. Tek el kullanımı sunması bizler için önemli bir artı. Burada telefonun ağırlığından da bahsetmek istiyorum sizlere. Günümüzde özellikle 5G destekli telefonların ağırlığı böyle 200 gramların üzerinde seyretmeye başladı. Fakat burada Poco bizlere 193 gramlık bir ağırlık sunuyor ki telefonun bu anlamda gerçekten rakiplerine oranla hayli hafif kaldığını söyleyebilirim sizlere. Gelelim ekranımıza arkadaşlar. Burada 6.6 inçlik 1080x2400 piksel çözünürlüğünde bir IPS LCD ekranımız var. Bu ekranın asıl önemli özelliği 120 Hz'lik tazeleme hızına sahip olması ki orta segmentin üst seviyesinde yer alan pek çok cihazda ne yazık ki 120 Hz'lik ekran tazeleme oranları bulunmuyor. Dolayısıyla Poco X3 GT'nin bu anlamda rakiplerinin hayli önünde olduğunu söyleyebiliriz. Gerçekten ekran tarafında beklentileri tam anlamıyla karşılayabiliyor. Şu aklınıza takılabilir. Bu telefonda nasıl bir koruma teknolojisi var? Onu da söyleyelim arkadaşlar. Poco, Corning Gorilla Glass'ın en son teknolojisini kullanan Victus'u. Poco bu cihazında Corning Gorilla Glass'ın en son teknolojisi olan Victus'tan yararlanmış. Dolayısıyla cam çizilmelere ya da düşmelere, darbelere karşı hayli dayanıklı. Yani kolay kolay cebinizde bu telefonu çizemezsiniz. Bunu size belirtmiş olalım. Tasarımla devam edelim arkadaşlar. Çerçeveler son derece ince olarak tasarlanmış. Yani telefonun alt, üst ve yan çerçeveleri gayet ince. Dolayısıyla uçtan uca bir ekran görünümü sunuyor sizlere. Zaten delikli ekranla geldiği için üst tarafta kamera çentiği de bulunmuyor. Bu da telefonun neredeyse tam ekran olarak karşımıza çıkmasına zemin hazırlıyor. Şu aklınıza takılabilir. Kamera çıkıntısı beni rahatsız eder mi? Öyle geniş bir kamera çıkıntısı yok arkadaşlar. Burada
ince bir kamera çıkıntısı söz konusu. Dolayısıyla cebinize koyduğunuzda vesaire sizi rahatsız etmiyor. Günlük kullanımda da dediğim gibi çok fazla böyle rahatsızlık vesaire vermiyor. Bunu da sizlere baştan söylemiş olalım. Telefonumuzun tasarım hatları genel itibariyle bu şekilde. Gayet göze hoş gelen bir cihazdan bahsediyoruz. Özellikle son dönemde çıkan cihazların birbirine benzediği bir çizgide Poco X3 GT'nin gerçekten farklı tasarımıyla ön plana çıktığını söyleyebiliriz sizlere. Son olarak Alperen, bunu tasarımda bir araya sıkıştırırsın bu kısmı. Şeyden bahsedeceğim. Hyperloop. Şeyden sonrasına koy. Ekrandan bahsediyorum ya, çizilmelere karşı dayalı falan. Oradan sonrasına koy. Bu arada telefonda IP53 sertifikası olduğunda belirtelim sizlere. Yani bu ne demek? Toza ve su sıçramalarına karşı dayanıklı. Yani cihazım yağmur altında kaldı, işte su sıçradı, su geçirdi mi gibi endişelere kapılmanıza gerek yok arkadaşlar. Çünkü dediğimiz gibi bu cihazda IP53 sertifikası bulunuyor. Tamam. Şimdi telefonumuzun tasarımından bahsettiğimize göre sıra nereye geldi? Tabii ki telefonumuzun teknik özelliklerine. Dur, şunları bir şey yapalım da bir daha alayım burayı. Böyle. Çık. Şimdi telefonumuzun tasarımından bahsettiğimize göre sıra geldi telefonumuzun teknik özelliklerine arkadaşlar. Hemen belirtelim. Bu cihaz içerisinde MediaTek tarafından geliştirilmiş olan Dimensity 1100 5G destekli Yonga seti bulunuyor. Bu Yonga seti arkadaşlar 6 nanometre teknolojisine göre geliştirilmiş durumda. Biliyorsunuz amiral gemisi cihazlarında kullanılan Yonga setleri genelde 5 nanometre üretim teknolojisine sahipti. Buradaki MediaTek'in geliştirdiği yeni Yonga seti ise 6 nanometrelik üretim teknolojisiyle geliyor. Dolayısıyla Poco X3 GT'nin güç anlamında amiral gemisi modelleriyle yarışacak seviyede olduğunu söyleyebiliriz. Şu aklınıza takılabilir. Bu 6 nanometre ifadesi bizlere bu 6 nanometre ifadesi ne anlama geliyor diye düşünebilirsiniz. Hemen belirtelim. Bu Yonga setinin içerisinde yer alan anahtarlama elemanları, yani transistörlerin arasındaki mesafeyi gösteriyor arkadaşlar. Bu mesafe azaldıkça ne oluyor? Güç tüketimi azalıyor. Aynı şekilde ısınma da azalıyor. Zaten birazdan oyun testleri yapacağız. Poco X3 GT gerçekten ısınma anlamında rakiplerinin hayli önünde bir cihaz. Dolayısıyla oyunlarda vesaire performans düşüşleri olmuyor. Ayrıca telefonun ısısı da böyle aman aman artmıyor. Zaten ısı ölçerle vesaire de telefonun sıcaklığını test edip sizlere direkt olarak oyunlarda nasıl bir performans sunduğunu göstereceğiz. Teknik özelliklerden devam edelim. Bu cihazda 8 GB'lık RAM bulunuyor arkadaşlar. Telefonumuzun dahili depolama alanı ise 256 GB. Bu arada depolama alanına ayrı bir parantez açmak istiyorum. Biliyorsunuz arkadaşlar, son dönemde Poco'nun da arasında bulunduğu bazı markalar sanal bellek uzantısı diye bir özellik geliştirdiler. Bu özellik sayesinde dahili depolama alanında kullanmadığınız yer varsa bunları ne yapabiliyorsunuz? RAM bellek olarak kullanabiliyorsunuz. Poco X3 GT'de de bu özellik var arkadaşlar. Bunu aktif etmek için yapmanız gereken tek şey ayarlara girip buradan ek ayarlara tıklamak. Ek ayarlara tıkladığınız zaman burada arkadaşlar bellek uzantısı var. Bellek uzantısına tıkladığınız anda zaten bunu açık hale, aktif hale getirirseniz telefonu açıp kapattığınızda RAM kapasiteniz ne olacak? 2 GB daha artmış olacak. Böylece telefonun RAM'ini de basit bir ayarla arttırmış olacaksınız. Tekrardan belirtmek istiyorum. Bu özellik hali hazırda bazı telefonlarda var ki Poco X3 GT de bu telefonlardan bir tanesi. Gelelim işletim sistem bilgisine arkadaşlar. Bu cihazın içerisinde şu anda hali hazırda Android 11 destekli MIUI 12.5.2 sürümü yüklü. Önümüzdeki süreçte biliyorsunuz Android 12 gelecek. Muhtemelen Poco X3 GT'de Android 12 alan ilk modellerden biri olacaktır diye düşünüyoruz. Şimdi gelelim cihazımızın arka kısmına, yani kamera özelliklerine. Az önce de belirttiğim gibi bu telefonda arkadaşlar
üçlü bir ana kamera modülü bulunuyor. Burada 64 megapiksellik bir ana kameramız mevcut. Zaten burada da 64 megapiksel ifadesini net bir şekilde görebiliyoruz. Ona 8 megapiksellik ultra geniş açı ve 2 megapiksellik de makro kamera eşlik ediyor. Bu kamerayla arkadaşlar 30 FPS'te 4K videolar çekebiliyorsunuz. Ayrıca FPS hızını arttırmak isterseniz de 1080p çözünürlükte 120 FPS'e kadar videolar çekebiliyorsunuz. Ön tarafa geçtiğimizde ise burada bir adet selfie kameramız bulunuyor. Bu kameranın çözünürlüğü 16 megapiksel arkadaşlar. Yine geniş açılı bir kameradan bahsediyoruz ve bu kamerayla da 30 FPS'te 1080p videolar çekmeniz mümkün. Peki gerçek anlamda Poco X3 GT bize kamera tarafında nasıl bir performans sunuyor? Dilerseniz şimdi cihazın ana ve ön kamerasıyla çektiğimiz fotoğraflarla sizleri baş başa bırakalım. Gördüğünüz gibi cihazımızın fotoğraf performansı bu şekildeydi. Fotoğraf tarafında sizlere söylemek istediğim birkaç şey var arkadaşlar. Burada kameraya girdiğiniz zaman çeşitli modlar arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Fakat telefon direkt olarak 64 megapiksellik fotoğraflar çekmiyor. Eğer 64 megapiksellik fotoğraflar çekmek istiyorsanız daha fazla kısmına girip buradan 64 megapiksel ultra HD seçeneğini aktif hale getirmeniz gerekiyor. Yine buradan farklı modlar arasında da geçiş yapmanız mümkün. Örneğin Poco X3 GT'de çift video özelliği var. Çift video ne demek? Aynı anda hem ön hem de arka kamera ile video çekme anlamına geliyor ki bunu zaten farklı Poco cihazlarında da görmüştük. Bunun yanı sıra ağır çekim, kısa video, gece modu ve klon gibi özellikleri de yine bu menüden aktif hale getirebiliyorsunuz arkadaşlar. Diğer cihazlardan da alışık olduğumuz gibi burada bir pro modu var. Pro moduna girdiğinizde ISO ayarından lens ayarına kadar her şeyi kendiniz değiştirebiliyorsunuz buradan. Örneğin lens şu anda geniş açıda. Bunu ben ultra geniş açı lensine ya da ne yapabiliyorum? Makro lense alabiliyorum arkadaşlar. Yani burada kontrol tamamen sizin elinize geçmiş oluyor. Dilerseniz şurada 64 megapiksele yani 64 ifadesine tıklayarak da ne yapabiliyorsunuz? Hemen 64 megapiksel moduna geçiş yapabiliyorsunuz. Tabi burada profesyonel modu kullanmak için kamera ayarlarından, kamera özelliklerinden biraz anlamanız gerekiyor. Yoksa çok da faydalı olmayacaktır sizin için. Şu da var. Kamerada bizim yapay zeka desteğimiz de var. Hemen üst kısımda AI yazıyor zaten. Artificial Intelligence seçeneğini tıkladığınız zaman ne oluyor? Kamerada yapay zeka aktif hale gelmiş oluyor. Bu da örneğin makro bir çekim yaptığınızda ya da geniş açılı bir çekim yaptığınızda lensler arasında otomatik geçiş yapmayı sağlıyor. Fakat ben bundan yararlanmak istemiyorum, lensleri kendim kontrol etmek istiyorum diyorsanız o zaman yapay zeka desteğini kapatarak profesyonel moda geçiş yapabilirsiniz arkadaşlar. Peki şimdi gelelim bu kamera kurulumunun video performansına. Bakalım bizlere nasıl bir video performansı sunuyor. Şimdi bunu sizlerle canlı olarak test edelim. Şimdi hemen ben buradan kameraya giriyorum. Şöyle kameraya girdim. Ne yapacağım? Buradan Poco'nun kendi kamerasına geçiş yapacağım. Evet arkadaşlar şu anda Poco'nun kendi kamerasına geçiş yaptım. Şöyle bir ofis turu yaptırayım sizlere. Böylece kameranın ne derece performans olduğunu da görmüş olursunuz. Bakın burası mesela hayli düşük ışıklı bir yer olmasına rağmen gördüğünüz gibi net bir şekilde ortam ışığını alıyor. Şöyle biraz daha aydınlık bir odaya geçelim. Burada Özgür Çetin'i bulalım. Merhaba Osman, ne yapıyorsun? Şu anda Poco'nun yeni cihazının testini gerçekleştiriyorum. Kamerası nasıl? Buna bir göz atalım dedik, getirdim.
Şu anda bir video kaydı gerçekleştiriyorum. Güzel mi çekiyor bilmiyorum. Göremiyorum tabii kendimi şu anda ben. Şunu söyleyebilirim. Düşük ışıktaki video performansı benim hoşuma gitti. Az önce içeride mesela o giriş tarafı karanlıktı. Orada video tarafında bile hani fotoğraflarda zaten aydınlatılıyor ama bu cihaz video tarafında bile gayet güzel ışığı yaydı oraya ve karanlık alanı bile güzel bir şekilde aydınlattı. Bu da gerçekten hoşuma gitti. Ayrıca çift video özelliği de var. Yani hem ön hem arka çekebiliyorsun. Onun haricinde pro moda geçtiğinde lenslerini falan kendini ayarlayabiliyorsun. Bazı cihazların pro modunda bu yok. Yani dilersen makro lense geçebiliyorsun. Dilersen geniş açılı lense geçebiliyorsun. Dilersen de ultra geniş açılı lense geçebiliyorsun. 4K mı çekiyor peki video? 4K video özelliği mevcut. Onun yanında eğer FPS değerini yükseltmek istersen 1080p'ye çekebiliyorsun. Tabii günümüzde 4K çekimler biraz fazla yer kapladığı için genelde kullanıcılar 4K tercih etmiyorlar. Aynen öyle. Ama bu cihazda şöyle bir durum var. Dahili depolaması 256 GB. Dolayısıyla dahili depolama alanı çok yüksek olduğu için hani 4K da çeksen çok fazla bir şey sıkıntı olmayacaktır diye düşünüyorum ben. Ayrıca şu da var. Sanal RAM bellek özelliği var. Eğer 256 GB'ı ben ne yapacağım diyorsan hani bir kısmını ne yapabiliyorsun? RAM olarak kullanabiliyorsun. Yani RAM'in üzerine ekleyebiliyorsun. Genel itibariyle cihaz benim hoşuma gitti. Video tarafında da çok kötü değil. Şimdi balkona doğru çıkacağım. Bakalım hani böyle aydınlığa çıkışta nasıl performans verecek. Onu da görmek istiyorum. O yüzden el sallıyor Özgür Çetin. Gidiyoruz. Hadi kolay gelsin. Evet şöyle balkonumuza doğru çıkalım. Bakalım hani bu karanlıktan aydınlığa geçişte bir böyle beyazlama oluyordu. Ekran parlıyordu vesaire. Ben görmedim açıkçası. Hani geçiş yaptığımız anda çok fazla böyle ekran değişmedi. Şöyle ilerilere doğru biraz zoom da yapmak istiyorum. Bakalım telefonumuzun yakınlaştırma performansını da bu şekilde görmüş olalım. Gerçekten şu anda 6X sundu arkadaşlar. Ve 6X sundu da gayet başarılı bir performans sunduğunu söyleyebilirim sizlere. Evet, genel itibariyle Poco X3 GT'de yaptığımız video testi bu şekildeydi. Biz kamerasını başarılı bulduk. Tabii sizin yorumlarınız da bizim için önemli. Evet arkadaşlar, telefonumuzun ana kamerasıyla çektiğimiz videoyu izlediniz. Bence başarılı bir video performansına sahip. Özellikle karanlıktan aydınlığa çıktığımız noktada vesaire telefon gerçekten güzel toparlamayı başardı. Bir de şu var, dediğimiz gibi karanlık ortamlarda ışığı güzel bir şekilde yayıyor. Işığı güzel bir şekilde kullanabiliyor kamera. Dolayısıyla düşük ışıklı ortamlarda da videoları rahatlıkla çekebiliyorsunuz Poco X3 GT ile. Şimdi kamera özelliklerinden de bahsettik. Gelelim bu telefonda en çok öne çıkan özelliklerden bir diğeri olan batarya kısmına. Bu cihazda arkadaşlar 5000 mAh'lik bir batarya bulunuyor. 5000 mAh'lik bataryamız şu kutudan da çıkan 67 Watt'lık hızlı şarj teknolojisiyle destekleniyor. Bu hızlı şarj teknolojisi sayesinde telefonun bataryası boşken arkadaşlar yalnızca 42 dakika içerisinde tam şarja ulaşıyor. Ben bu telefonu yaklaşık olarak bir hafta boyunca test ettim. Bir hafta boyunca kullandım. Başıma birkaç kere şöyle bir şey geldi. Tam evden çıkacağım. Böyle evden çıkmama 10 dakika vesaire var. Bir bakıyorum telefonumun şarjı böyle %10 seviyelerinde. Telefonu şarja taktığım anda ben evden çıkana kadar yani 10 dakikalık süre içerisinde şarjı arkadaşlar %30-%40 seviyelerine kadar çıkıyordu ki bu da benim bir günü rahat bir şekilde çıkarmamı sağlıyor. Gerçekten bu açıdan hızlı şarj özelliğinin kritik önem taşıdığını söyleyebilirim sizlere. Ayrıca Poco bu cihazda da gerçekten önemli bir işçiliğe imza atmış. En azından hızlı şarj tarafında beklentilerinizi tamamen karşılıyor diyebilirim. Az önce de belirttiğim gibi günümüzde bazı modellerin kutusundan şarj adaptörü bile çıkmazken Poco burada ne yapmış? Bizlere 67 Watt'lık bir hızlı şarj adaptörü sunmuş. Şimdi gelelim arkadaşlar telefonumuzun bir diğer önemli özelliğine yani oyun performansına. Biz bu cihaza birkaç tane oyun yükledik. Şimdi bu oyunları sizlerle deneyimleyeceğiz. Bakalım karşımıza nasıl bir oyun deneyimi çıkacak? Burada sizlerle beraber açıyoruz aslında. Telefonu en çok zorlayan oyunlardan biri bu. Marvel'ın süper kahramanlarla ilgili yeni çıkardığı bir oyun var arkadaşlar.
Hatta bu giriş videolarında bile bazı telefonları kasan bir oyun. Şimdi ben bu oyunu gördüğünüz gibi açtım. Birazcık oynayacağım. Bakalım oynadıktan sonra telefonumuzun sıcaklığı kaç derecelere çıkacak? Bunu da sizlerle beraber gözlemlemiş olacağız. Evet arkadaşlar, sıra geldi. Poco X3 GT ile gerçekleştireceğimiz oyun testine. Telefonumuzu biraz şarj ettik. Şimdi öncelikle bir sıcaklık değerlerine bakalım. Şu anda 33 derece civarında bir sıcaklık değeri mevcut. Biraz daha şöyle yakın ölçeyim. Yani 33 dereceleri gördüğümüzü söyleyebilirim. Evet. Şimdi biraz oyun oynayalım arkadaşlar. Bir 10 dakika falan şöyle telefonumuzu kasacak bir oyun indirdik biz. Bu oyunu biraz oynayalım. 10 dakika boyunca. Bakalım 10 dakika sonrasında telefonumuzun sıcaklığı 33 dereceden nerelere gelecek? Bunu da beraber gözlemlemiş olacağız. Şöyle hemen. Bu arada bu Marvel'ın yeni nesil oyunu arkadaşlar. Ve gerçekten hani telefonları en çok zorlayacak oyunlardan bir tanesi diyebiliriz. Çünkü oyundaki grafikler gerçekten çok ileri seviyede. Hani böyle Call of Duty Mobile'den ya da PUBG'den bile daha güzel grafiklere sahip oyun. Ve hali hazırda dediğimiz gibi oyunlar içerisinde telefonları en çok zorlayacak yapım diyebiliriz. Bu arada şarjımıza da bakalım. Şarjımız şu anda %64 seviyelerinde. Bakalım 10 dakikalık oyun deneyimimiz sonrasında şarjımız yüzde kaça inecek? Kaç dereceye göreceğiz telefonda? Bunları da beraber gözlemlemiş olacağız. Evet, 10 dakika oldu. Dilerseniz şöyle çıkıp bir sıcaklığımızı ölçelim bakalım. Kaç derece olmuş telefonumuz? Evet, 37.1, 37.8, 38 derece gördük. Yani bir 5 derecelik bir artış gerçekleşmiş. Bu artışın son derece normal olduğunu söyleyebiliriz. Hatta düşük bile kaldığını söyleyebiliriz rakiplerinin yanında. Şarj seviyemiz ise %61'lere düşmüş arkadaşlar. Yani Poco X3 GT'nin oyun tarafında bizlere hayli başarılı bir performans sunduğunu söyleyebiliriz. Evet arkadaşlar, bu videomuzda sizlere Poco X3 GT hakkında bilgi vermeye çalıştık. Telefonun kamera, oyun, şarj performansını sizlere detaylı bir şekilde gösterdik. Yine de kafanıza takılan herhangi bir soru varsa bu telefonla ilgili bizlere yorumlar kısmında sorabilirsiniz arkadaşlar. Biz de elimizden geldiğince bu sorularınızı yanıtlamaya çalışacağız. Evet arkadaşlar, telefonla ilgili tüm testleri gerçekleştirdik. Oyun oynadık, kamerasını gösterdik sizlere, teknik özelliklerinden vesaire bahsettik. Hatta oyunda ne kadar ısındığını da gösterdik sizlere. Çok fazla ısınmadığını söyleyebiliriz. Genel olarak oyun performansının rakiplerine oranla bir level daha yukarıda olduğunda sözlerimize ekleyebiliriz. Peki gelelim bu telefonun fiyatına arkadaşlar. Halihazırda Poco X3 GT'nin 128 GB dahili depolama alanına sahip modelinin fiyatı ülkemizde 4600 Türk lirasından başlıyor. 4600 Türk lirasına bu telefonu almanız mümkün. Özelliklerine, yeteneklerine baktığımız zaman bu cihazın fiyatına değecek bir model olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki daha ucuza farklı Poco seçenekleri de var arkadaşlar. Dilerseniz kanalımızdan diğer Poco modellerinin incelemelerine de göz atabilirsiniz. Fakat ben oyun oynarken ısınmayan, kasmayan, gerçekten performansı yüksek bir cihaz istiyorum diyorsanız, kamerası gerçekten kaliteli, güzel fotoğraflar çekebilen bir telefon istiyorum diyorsanız, bunun yanında hızlı şarj özelliği de olsun, bataryaya hızlı şarj özelliği de olsun, telefonu prize takar takmaz bana 10 dakikada tüm gün kullanacağım
pil süresini versin diyorsanız o zaman Poco X3 GT bu seviyelere, bu fiyat seviyelerine alabileceğiniz en ideal cihaz diyebiliriz. Önümüzdeki süreçte başka videolarda karşınızda olmak üzere hoşçakalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.